Batı Yakası TV ekranlarından herkese merhabalar. Emre Tok Sözlü İş Dünyası programında bu hafta da birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, bu haftaki konumuz gündemimizde olan WhatsApp, siber konular ve yazılım üzerine sohbet tarzında geçecek diyelim. Bu haftaki konuğumuz sevgili Cihan Özhan, yazılım uzmanı ve teknoloji girişimcisi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Bey. Cihan Bey, tanımayanlar için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Cihan Özhan, yazılım uzmanıyım. Hı hı. Yıllardır yazılım geliştiriyorum. Aynı zamanda da teknoloji girişimcisi diyebiliriz. Bu alanda hem projeler geliştiriyoruz hem de eğitimlerini ve danışmanlıklarını veriyoruz. Aynı zamanda bu sizinle de görüşeceğimiz, konuşacağımız konulardan güvenlik ve yapay zeka alanında da projeler de geliştiriyoruz. Umarım faydalı bir yayın olur. İnşallah. Peki çok fazla zaman kaybetmeden, çünkü konular hem güncel hem de çok uzun uzun konuşulacak konular. Ben direkt konulara giriş yapayım. Herkesin merak ettiği, son anda böyle gündemimize bomba gibi düşen WhatsApp. WhatsApp'la ilgili mesela son yayınladığı o izin kanunları, işte üçüncü şahıslara bunu kullanabiliriz dedi. Bunlarla ilgili mesela yorumlarınız neler olur? Evet. Bununla ilgili aslında sosyal bir algı oluşturuldu biraz. Bu WhatsApp'ın ya da Facebook'un, hani WhatsApp uygulamasının sahibi olan Facebook firmasının çok temiz olduğu anlamına gelmiyor. Fakat biraz son dönemki koparılan yaygara diyelim, bu biraz abartılmış bir durum. Çünkü zaten yıllardır büyük veriye sahip olan Facebook gibi firmalar bunları zaten aktif olarak kullanıyordu. Bunları legal olarak bahsetmek gerekirse aslında ürünlerini geliştirmek için ve daha da bundan ziyade bu ürünleri paraya çevirmek için kullanıyorlar. Mesela reklam verenlere daha faydalı olabilmek için, daha fazla reklam geliri elde edebilmek için bu oluşturdukları verileri büyük veri başlığı altında toparlıyorlar. Aslında aklınıza gelemeyecek kadar çok detaylı veri toparlanıyor. Ve bunları da yapay zeka ile ve farklı algoritmalarla anlamlandırmaya çalışıyorlar. Tabii bununla ilgili karşılaşılan bazı sorunlar oluyor. Bunları legal ya da illegal olarak aşmaya çalışıyorlar. Bu tür firmalar, bu ismini vermek gerekirse Microsoft, Facebook, Google fark etmiyor, bunların hepsi. Ne kadar veri toplayıp onu anlamlandırırsam o kadar para kazanabilme ihtimali oluyor açıkçası bunların. Evet. Genel olarak hedefleri daha fazla para kazanmak. Tabii bunu manipüle edip illegal yöntemlerde de kullanabiliyorlar. Aslında insanların korktuğu ve canını sıkan kısım bu. Bunda da globalde uygulanan bazı yasalar var. Hem globalde hem ülkemizde de farklı özelleştirilmiş yasalar olabiliyor. Fakat bu son alayda gerçekleştirilen aşırı tepki açıkçası teknik tarafta hani bizim için çok ilginç karşılanabiliyor. Çünkü zaten bunlar kullanılıyordu. Hani yani sektörde teknolojik bizim olarak. Bizim bildiğimiz 2016'dan bu yana zaten bunlar kullanılıyordu. Tabii yani çok daha öncesinde de. Evet. Çok daha öncesinde. Şimdi sadece izin alıyoruz gibi bir algı oluşturuldu ama milletin kafasında bir soru işareti. Acaba benim yazışmalarım bir yerde mi yayınlanacak, işte face'e verilecek? Hani buradaki yapmak istedikleri net olay nedir? Bunun sebebi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg yıllarca mahkemelerde bunları anlatmak zorunda kaldı. Çünkü başı çok ağrıdı açıkçası.
Çünkü illegal olarak kullanıyordu. Hı hı. Ama artık zaten benim milyarlarca kullanıcım var. Ben artık bunu hani net olarak yasal onaya sunuyorum demekten ibaret. Önceki yaptığı illegal çalışmaları şimdi legalleştirme yoluna gitmeye çalışıyorlar. Genel olarak böyle özetleyebiliriz. Yani zaten bu bizim şu anda korktuğumuz o artık ne anladıysak halk olarak yapmak istedikleri neyse zaten bunu yapıyordular. Yıllardır yapılıyordu tabii. Evet, yıllardır yapılıyordu. Şimdi sohbet ediyorsunuz mesela. Bir arkadaşınıza tatil planından bahsediyorsunuz. Sosyal medyada dolaşırken önünüze tatille ilgili reklamlar geliyor. Yani evet. Buradaki o ince temas yapılan olayın şeyini ortaya çıkartmak istiyorum. Yani ne faydası olacak? Belki ben biliyorum, sen biliyorsun, belki birkaç kişi biliyor ama herkes bilmiyor. Yani bu gizlilik sözleşmesinde bizden bu izni istediği zaman bizim bilgilerimizi nerede paylaşacak? Peki. Bu aslında güvenlik tarafında çok detaylı bir konu. Hı hı. Yani saatlerce sadece bu konu konuşabilecek kadar detaylı. Fakat özetlemek gerekirse şöyle diyebiliriz. Büyük bir holding düşünün. Evet. Bu holdingin alt şirketleri var. Alt şirketleri de mesela Facebook holdingin kendisi olsun. Alt şirketleri de bu verileri topladıkları uygulamalar diyelim. Mesela WhatsApp bunlardan bir tanesi. Instagram'ı satın aldıktan sonra Instagram da o ürünlerden bir tanesi, hı hı, diyebiliriz. Alt şirketlerden. Bunlardan çok ciddi veri toparlıyorlar. Milyarlarca kişi çünkü her gün kullanıyor bunları. Hı hı. Ve elde edilen veriyi aslında kendi şirketi, diyelim ki WhatsApp ayrı bir şirket gibi, evet, ürün olarak, bunu o tepedeki holding dediğimiz firmanın diğer ürünlerinde kullanabilmek istiyorlar. Kullanamıyorsa yasal olarak bunun iznini alarak kullanmak zorunda aslında. Ya her türlü kullanacak. Evet. Zaten bunun sebebi de Facebook ana altyapısında bu topladığı bütün verileri tek bir merkezde toplayıp bunu yasal olarak kullanmak istiyor. Normalde kullanıyor ama yasallaştırıp aslında daha legal olarak para kazanabilecek yolları açmak, evet, istiyor. Yoksa yasa dışı kullanma yöntemlerini zaten yasa dışı bir şekilde çok duyurmadan, evet, yapıyorlar. Mesela diyelim ki NSA için bir arka kapı, biz buna teknik olarak arka kapı diyoruz, backdoor, güvenlik tarafında. Hı hı. Bunu bıraktığı zaman zaten yasal olma ihtimali olmadığı için bunu zaten duyurmuyor. Bunu sadece NSA'ya açtıkları ya da CIA'ya açtıkları bir arka kapıyla ya da özel paneller, özel yazılımlar vasıtasıyla kullandırıyorlar. Bunu zaten medyada legal olarak duymanız pek mümkün değil. Peki WhatsApp'a güvenelim mi? WhatsApp ya da herhangi bir yazılım, bu, evet, Telegram da olabilir. Hı-hı. Burada güvenmemiz için herhangi bir sebep yok. Alternatif yollarını söyleyeyim. Hı-hı. Bunun hani mantıken güvenmenize sebep, güvenmemize gerek yok. Çünkü güzel bir söz var. Güç yozlaşır, mutlak güç mutlak yozlaşır. Bu gücü elinde bulunduran kim olursa olsun açıkçası bunu istediği yönde ya para kazanmak olabilir ya da farklı yöntemlerde bunu kullanmak zorunda kalacak. Bunu ister bir Türk girişimcisi yapsın, ister yurt dışından herhangi bir ülkeden birisi yapsın. Bu kadar devasa veriyi toplayan herhangi bir yazılım, herhangi bir firma, hı hı, devlet kontrolünde bir şekilde ya yönetilir ya yönettirilir. Ya da o verilere legal olarak erişilmek ister. Bunun aslında devlet tarafında da çok ciddi avantajları vardır. Telegram kullanırsınız, arka tarafında Rus vardır zaten, hı-hı, Rusya vardır. Ya da Amerikan menşeli herhangi bir firmayı kullanırsınız, onların yazılımlarını kullanırsınız. Onlar zaten dediğim gibi çok uzun süre konuşabileceğimiz kadar devasa hazırlıklarla, evet, ciddi altyapılarla dünya genelindeki bütün veriyi analiz edebilecek altyapılara sahipler. Hı hı. Bu normal fiber optik kablolar üzerinden iletilen veriler de dahil buna. Herhangi bir telefon iletişimi, herhangi bir e-posta iletişimi, bunlar yıllardır, son 10 yıldır çok ciddi altyapılarla zaten analiz ediliyor bunlar. Burada dikkat edilmesi gereken şey, kullandığınız yazılımın, ki bir yazılımcı olarak söylüyorum, kullandığınız yazılımın open source, açık kaynaklı, açık kaynak kodlu olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Bunun haricindeki bütün yazılımlar sizin verinizi özel olarak depolar ve bunlar üzerinde kendi algoritmalarını çalıştırırlar. Dışarıdan denetlenemez açıkçası.
Ama açık kaynaklı sistemlerde yazılımcılar bunları dünya genelinde ücretsiz olarak geliştirir. Mesela diyelim ki ben bir açık kaynaklı bir yazılım geliştirdim. İnternette paylaşıyorum bunu. Dünya genelinde bu projeye inanan geliştiriciler herhangi bir ülkeden, herhangi bir milletten tamamen bağımsız olarak oraya destek sunuyorlar. Kod yazıyorlar, projenin hatalarını gideriyorlar vesaire ama önemli olan kısım bütün kaynak kodu herkes görebiliyor. O yüzden orada yapılabilecek herhangi bir hata ya da manipülasyon herkes tarafından fark edilir. Şimdi burada mesela ben şunu merak ediyorum. WhatsApp'ın karşısında kullanabileceğimiz yerli dediğimiz BIP uygulaması var. Hı hı. İşte Rus menşeli az önce siz söylediniz. Telegram var, Signal var, Terma var gibi gibi birçok program var. Bunların içinde mesela bizi bugün, yarın sonuçta bu yayınlarımız kaydediliyor. Daha sonra da izlenebiliyor. Tavsiyeniz ne olur mesela? Hangi program daha güvenlidir ya da bu konularda biz ne yapmalıyız, ne yapabiliriz? Saydıklarınız arasında aslında iki taneyi söyleyebiliriz. Zaten benim de söyleyeceklerim onlardı. Hı hı. Signal ve Terma bunlardan open source olan ve açıkçası güvenle kullanabilecekleri uygulamalar diyebiliriz. Diğerleri tamamen kapalı sistem. Yani Turkcell'in BIP'i de olsa fark etmiyor açıkçası. Onların da gene sizin bütün iletişimleriniz bir GSM operatöründe bulunuyor. Hı hı. Ve onların veri tabanları üzerinde, onların yazılımları üzerinde koşuyor. Ama ben tamamen güvenli bir şekilde iletişimde olmak istiyorum diyorsanız, dediğim gibi açık kaynaklı sistemler, burada da Signal ve Terma diyebiliriz. Yani bugün geriye dönme şansımız yok. Eskiden dumanla iletişim oluyordu, güvercinle iletişim oluyordu, mektup vardı, faks vardı, bunların hepsi bitti. Artık bu nasıl bir konu olduysa bütün dünyada neredeyse devlet yönetimlerini üstüne çıktı. Yani bugün bir bakıyorsunuz 80 milyondan fazla takipçisi olan Amerika'nın başkanını bile iptal edebiliyor. Bu kadar güçlü bir hale geldi. Yani bir taraftan da mecburuz güvenmeye. Çünkü bunları bırakmak istesek hayatımız o kadar çok bunların çevresinde oluştu ki bırakamıyorsun, sistemden kopamıyorsun. Ama WhatsApp'ta ücretsiz mesajlaşırken biz şunu fark ettik artık. Orada ücret vermiyoruz ama adamın gelir kaynağı benim bilgilerim, benim konuştuğum her cümle, benim nerede nasıl zaman geçirmek istediğim, nerelerde harcama yaptığım, bunlar gibi verileri topluyor. Yoksa anladığım kadarıyla ben Ahmet'e işte Mehmet hakkında bir şeyler söyledim, tutup da bunu yayınlayacak hali yok. Hı hı. Doğru mu? Şu anda ülkemizdeki korku, panik herhalde bundan kaynaklı. Ya da işte WhatsApp'a Türkiye olarak Avrupa Birliği'nden niye ayırıyorsun bizi? Birçok ülkeye bunu dayatamıyorsun, bize neden dayatıyorsun diye topluca bir tepki vermek istiyoruz. Herhalde insanlarımızın yapmak istediği bu. Evet. Burada bu tepkinin verilmesi normal mi ya da verilsin mi? Aslında az önce bahsettiğim örnekten gitmek gerekirse mesela holding ve alt şirketleri bu Türkiye'de de dünyada da birçok büyük organizasyon ve şirket yapılanması tarafından kullanılıyor zaten. Türkiye'de de ticari çalışmalar olduğu için söylemeyeyim bazılarının isimlerini ama hı hı. alt şirketlerinden elde edilen bilgileri gene size sözleşmelerle sunup bunun üzerinden elde ettiği verileri de gene paydaş şirketleri ya da kendi şirketlerinde kullanacağını açıkça sözleşmelerinde söyleyen şirketler var. Evet. Mesela bunun yaptığıyla WhatsApp'ınki aynı şey. Ama insanlar WhatsApp'a biraz daha global olduğu için açıkçası daha fazla tepki veriyor diyebiliriz. Evet. Peki bu WhatsApp konusuyla alakalı internet üzerinden sevgili izleyiciler sorularınız da olursa burada cevaplayabiliriz. Emin olun konunun en bilgili ismini buraya getirdik. Öyle düşünüyorum. Sizden de gelen sorular olursa cevaplarını muhtemelen bu yayınımızda alabilirsiniz. Peki Cihan Bey, Türkiye ve dünyada siber güvenlik ve yeni ordu kolu dediğimiz zaman mesela burada siber güvenlik tam olarak nedir ve kapsamı nerelerdir? Bu konulara geçelim yavaş yavaş. Yapay zekaya doğru ilerleyeceğiz programın akışına göre. Şimdi siber güvenlikle alakalı yorumlarınızı alalım. Peki. Siber güvenlik benim aslında yazılımdan da önce ilgilendiğim başlıklardan bir tanesiydi. Bunu ethical hacking olarak isimlendirebiliriz. Temel olarak aslında bunun bir tık öncesine daha bakmak gerekirse hacker nedir?
kavramını bilmek gerekiyor. Hacker genellikle kötü olarak algılanıyor. Fakat bunu şöyle örneklendirebiliriz. Terimler aslında kötü değildir. Mesela doktorluk kötü bir şey değildir. Doktorluk iyi bir uzmanlıktır. Fakat organ mafyası da doktorlarla çalışıyor. Ya da bir otomobiliniz çalındığında otomobilin parçalanması işini yapan da gene otomobil konusunda uzman olan kişiler oluyor. Evet. Hackerlık da biraz böyle. Hackerlık belli bir alanda o ilgili teknolojiye de herhangi bir araç gericin aslında iyi ya da kötü anlamda manipüle edilebilecek kadar derin bilgi sahibi olan kişilere deniyor diyebiliriz. Hı-hı. Yani bir otomotiv alanında bir motor ustası ya da bir otomobil ustası mesela onu tamamen parçalayıp farklı araç gereçler üretebilen ustalar oluyor. Bunlara da hacker diyebiliriz. Hı-hı. Kendi işlerinde. Ama daha çok bu terim bilişim tarafında ortaya çıktığı için oradan konuşalım. Burada da temelde üçe ayrılıyor. Evet. Hacker. Birincisi beyaz şapkalı dediğimiz. Diğeri siyah şapkalılar ve gri şapkalılar. Beyaz şapkalılar bunların aslında polis gücü gibi düşünebiliriz. Daha güvenlik ve savunma odaklı. Fakat saldırı tekniklerini de bilen kişiler oluyor. Çünkü saldırı tekniklerini bilmeden zaten savunmayı yapamazsınız. Diğer tarafta da siyah şapkalı dediklerimiz de aslında bunun kötü tarafı oluyor. Teröristler gibi düşünebilirsiniz. Onlar da saldırıyı biliyor, savunmalarını biliyor ama kötü amaçlı kullanıyorlar. Ve gri de bunların ortasındaki daha aslında ayağına basana kadar iyi olan kişiler diyelim. Şeffaf olmayan, duruşunu net belli etmeyen. Evet. Ve siber güvenlik temelleri aslında buna dayanıyor. Hı hı. Ve günümüzde artık internete bağlı olmayan ya da elektronik cihaz olmayan hemen hemen pek bir şey kalmadı. Akıllı telefonunuzdan tutun, bilgisayarınızdan tutun, evinizdeki buzdolabı ya da sonraki süreçlerde gelecek akıllı ev sistemleri mesela bunların hepsi elektronik ve yazılımla yönetilen şeyler. Evet. Bunların dışarıdan manipülasyona açık olup olmama durumuyla alakalı olan bir şey bu. Bizim yazılımcılar ve güvenlikçiler olarak açıkçası yapmak istediğimiz, yapmaya çalıştığımız şey bu geliştirilen yazılımların dışarıdan manipülasyona kapalı hale getirilmesi. Temel anlamda bu şekilde diyebilirim. Ve bu son 10 yılda çok daha kritik hale geldi. Son yıllarda mesela insansız otomobillerin geliştirilmesi, robot teknolojilerinin üretim tarafında kullanılan robot ya da elektroniklerin yazılımlarının artması artık siber güvenliğin çok daha kritik hale gelmesine sebep oldu. Çünkü mesela bildiğimiz savaş taktiklerinde artık tankları, orduları fiziksel olarak kullanmak yerine bir ülkenin enerji altyapılarını ele geçirme, onların kritik sistemlerine ulaşma ya da devlet altyapıları bu bir Mernis projesinde de olabilir. Mesela nüfus bilgilerinin çalınması olabilir. Ya da ülkenin kritik bilgilerinin gene ülkenin altyapılarından çalınması olabilir. Bunların hepsi genel olarak bir siber güvenlik başlığı altında değerlendirilebilir. Mesela yakın zamanda TürkSat yeni bir uydu fırlatıldı. Evet, 5 ay. Evet, yeni bir uydu fırlattık. Yıllardır mesela bu konuda en uzman olan ülkelerden bir tanesi tabii ki Amerika. Ve binlerce uydu tecrübesi olmasına rağmen aslında yıllardır kendilerinin de itiraf ettiği şekilde kendi uydularının hacklenebildiğini ya da hacklendiğini fakat buna çok sonradan haberlerinin olduğunu söyleyen bazı araştırmacılar da vardı. Hatta bu medyaya da yansıdı diyebiliriz. O yüzden insansız hava araçlarından evinizdeki buzdolabına kadar açıkçası her şey güvenlik başlığı altında değerlendirilmesi gerekiyor. Evet, peki siber güvenliğinin insanlar için önemini sorarsak? Bu saydığım başlıklar içerisinde aslında bir kısmı doğrudan insanı ilgilendiriyor. Hı-hı. Bir kısmı dolaylı olarak insanı ilgilendiriyor. Mesela sizin ya da benim kontrolümde olmayan bir nüfus kayıtlarının hackerlar tarafından ele geçirilip internetteki dark web dediğimiz ortamlarda yayınlanması ya da satılması aslında doğrudan sizi de ilgilendiriyor. Ama teknik olarak sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Yani tamamıyla teslimiz. Evet. Yapabileceğiniz bir şey yok çünkü bu devlet altyapısı.
Evet. Bunların kontrollerinin ve geliştirilmesinin aslında devlet tarafından sistematik olarak yapılabilmesi gerekiyor. Şimdi bu böyle yavaş yavaş, az önce dedim ya, geriye dönüşümüz yok. Öyle bir hal aldı ki, yani bugün mektup olayına geri dönmek istesek kimse bunu kabul etmeyecek. Bu gittiği şekilde daha hızlı, her geçen gün daha hızlı bir şekilde bütün hayatımızı kapsıyor. Mesela burada gelecekteki yeri, az önce dediniz işte insansız araçlar, insansız hava araçları, insansız belki de deniz araçları ya da akıllı evler üretiliyor şu anda. Hı hı. Hani siber olayının gelecekteki yeri ve önemini sorsak mesela, nerelere kadar gider bu olay? Evet, 2015'ten beri bu alanlarla ilgili makaleler yazmaya çalışıyorum. Hı hı. Açıkçası önümüzdeki 10 yıllık süreç içerisinde birincisi Endüstri 4 başlığı altında, ikincisi akıllı ev sistemlerinde ve otonom teknolojiler tarafında da mesela otomobil çalışmalarında bunlar çok daha kritik hale gelecek. Mesela akıllı ev sistemlerinde ya da hatta sadece akıllı TV bile konuşsak gene benzer şey oluyor. Çünkü akıllı TV'lerde kamera var, farklı evet. sensörler olabiliyor vesaire. Ya da dediğim gibi basit anlamda buzdolabında vesaire farklı sensörler olabiliyor. Bunların yönetimlerinin ele geçirilmesi, oradaki kameraların ya da mikrofonların dışarıdan manipülasyona açık olması, hacklenerek ilgili iletişim verilerinin elde edilmesi mesela, hı hı. bu doğrudan sosyal hayatı etkileyen ve aslında sizin en mahrem dediğiniz evi etkileyen bir evet. güvenlik zafiyeti oluyor. Aynı zamanda mesela az önce de bahsettim, bir artık sınırlar, güvenlik sınırları, ülke anlamında bahsediyorum. Güvenlik sınırları sadece karasal sınırlardan ibaret değil, siber sınırlar da var ve onların da gene devlet altyapısıyla yönetilmesi ve korunması gerekiyor. Burada da çok ciddi sayıda aslında hacker bakış açısına sahip, farkındalığına sahip yazılımcılar, sistem yöneticileri, teknik uzmanlar, sadece bunlar değil, İş adamlarının da aynı şekilde bu farkındalığa sahip olması gerekiyor. Bu biraz Endüstri 4 tarafına referans aslında. Hı hı. Yıllardır çok farklı hacking senaryosuyla karşılaştık iş hayatında. Evet. Hatta eminim izleyenlerden de bunları yaşayanlar vardır. Belki 100, belki birkaç yüz çalışanın olduğu bir fabrikada çok kritik bilgilerin, finansal bilgilerin olabiliyor, farklı bilgiler olabiliyor. Bunların hackerlar tarafından ele geçirmesi, şifrelenmesi ve bunun karşılığında para istenmesi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ya da komple yazılımın veri tabanının hacklenmesi gerçekleşebiliyor. Böyle bir durumda yani düşünün şöyle, büyük bir firmanın veri tabanı komple çalınıyor ve veri tabanı demek aslında bütün ticari bilgilerin, sırların, üretim sırlarının bulunduğu bir ortam. Bu başkalarının eline geçtiğinde, rakiplerinin eline geçtiğinde evet. doğrudan zaten firmanın batışı haline geliyor. O yüzden bu farkındalığı kazanmak yönetici seviyesinde de çok önemli. Ben şimdi programın böyle sonlarına doğru birçok konuda ülkemizdeki bu konuların durumu, gündemi ya da bakış açısı toptan soracağım ama bu siber güvenlikle alakalı mesela ülkemizin durumu nedir? Bunu ayrıyeten sormak istiyorum. Yani bir çalışma var mı? Pandemi döneminde Sayın Cumhurbaşkanı 1 milyon yazılımcı gibi bir cümle sarf etmişti. İşte bekliyoruz başvuruları diye. Mesela bu konuda ülkemizin bakışı, desteklenmesi, eğitim durumu ya da devlet olarak yaptığımız hamleler, bu konularda yorumlarınızı alabilir miyiz? Tabii. Güvenlik tarafıyla ilgili öncelikle bu işte biraz zeka, biraz bakış açısı ve kısmen genetik yetenek de önemli oluyor diyebiliriz. Mesela genellikle sorarlar hangi ülkeler örneğin hacking tarafında daha yetenekli diyebiliriz. Genel yeteneğe bakarsak mesela Ruslar bu konuda iyidir. Kurumsal yeteneğe bakarsak, kurumsal tarafta Amerika son yıllardır, son 10-15 yıldır çok ciddi yatırımlar yapıyor bu konuda. Aslında on binlerce hacker ve bu alanda çalışabilecek yetenekleri finanse ediyorlar. Kendi farklı üç harfli organizasyonlarında diyelim. Bu NSA, CIA, FBI vesaire. Ya da Çin mesela kendi hacker ordularını kurma konusunda. Bunlar kurumsal çalışmalar.
Türkiye'de de aslında bireysel anlamda yetenekli çok fazla kişi var. Fakat bunlar genellikle açıkçası dışarıda görebileceğiniz kişiler pek olmuyor. Daha çok internet üzerinde yaşayan ve kendi işini yapan kişiler oluyor. Kendilerini geliştiren, kendilerini farklı projelerde bu bahsettiğimiz çalışmaları yapan kişiler. Kurumsal anlamda benim yakından bildiğim 2012'de başlatılan bazı çalışmalar vardı. Siber ordu çalışmaları mesela. Bunlar açıkçası yıllarca gizli yürütüldü diyebiliriz. Yani şu an tabii ki bu bilgiler biraz daha bilinen şeyler olduğu için söyleyebiliyoruz. O zaman biraz daha kapalı olarak yürütülüyordu. Birçok sebebi vardı. Sebep ya mesela özür dilerim. Ülkemizde internetin ilk kullanıldığı alan askeri alan. Askeri için kullanılmış öyle biliyorum. Dünyada da böyle. Zaten internet dediğimiz şey aslında DARPA, Amerika'nın bu hatta bu insansız otomobil çalışmalarının başlamasının sebebi de DARPA'nın araştırmalarıdır. Bu arada Tesla vesaire hepsi ondan 10 yıl sonra bunları artık araştırmaları ürüne dönüştürme çalışmaları. DARPA ilk başta internet diye bir ağ kuruyor ve bunu tamamen ordu için yapıyor, kendi ordusu için. Sonrasında zaten adı da ARPANET olarak geçiyor. Sonrasında üniversiteler ve sivil toplum örgütleri bunu çok faydalı buluyor ve kendileri de kullanmak istiyorlar. Genele açılmasını istiyorlar falan. Derken bu genele açma çalışmalarından sonra bütün dünyaya zamanla yayılıyor. Aslında mesela internetin fişi kimin elinde diye sorulur mesela. Bu NSA'nin elindedir. Obama döneminde mesela onun bütün yetkileri NSA'ya verildi. Yani istediği anda teknik olarak internetin fişini çekebilir. Bunun onlarda olmasının sebebi de internetteki bütün protokollerin, standartların Amerikalılar tarafından belirlenmesinin sebebi de ilk kurucuların onlar olması teknik olarak. O yüzden mesela bu konuyu da açmamız iyi oldu aslında. Rusya, Türkiye gibi güvenliğe önem veren ülkeler son yıllarda Japonya mesela kendi internet altyapılarını geliştiriyorlar. Aslında internet network'ünden ayrı kapalı network'ler bunlar. Ulusal network'ler diyebiliriz. Bunun sebebi de herhangi bir diyelim ki NSA'nin bu fişi kapatma, fişi çekme durumunda kendi askeri ve altyapısal hizmetlerinin aksamaması durumu. Bu nedenle bu alanda çalışmalar da var. Peki şimdi ülke olarak biz Türkiye olarak bu siber güvenlik konusunda kalifiye eleman yetiştirme durumu kaliteli mi değil mi? Yani ya da biz siber güvenliğimizi şimdiden kurmaya başlasak geç kalmış sayılıyor muyuz? Yani şu araçtan örnek vereceğim. 1950'lerde Türkiye yerli otomobili üretmeye kalktı işte. Okuduğumuz, gördüğümüz kadarıyla, araştırdığımız kadarıyla önüne engeller çıktı. Bugün benzinli ya da dizel araç üretmektense oradaki fırsatı kaçırdık dediler. Elektrikli otomobil üretmek yoluna girdiler. Mesela şu anda biz siber güvenlik, bunu askeri alanda da kullanıyoruz. İşte insansız hava araçlarımızda, hatta silahlı insansız hava araçlarımızda, hatta topluca uçuş yapan dronelar bazen sosyal medyalara düşüyor bildiğimiz kadarıyla. Mesela bu konularda dünya genelinde öncü müyüz kullanma konusunda, yoksa çok çok geri kalmış bir ülke miyiz? Burada aslında birkaç farklı başlık var bu bahsettiğimiz konularda. Birincisi o sürü halinde uçabilen dronelar. Bunlar mesela Swarm teknolojisi. Bu yapay zekanın alt başlıklarından bir tanesi. Swarm. Teknik olarak oğullama da denebiliyor. Farklı farklı aslında merkezi olarak tek bir drone'un beyin olarak hareket etmesi ve diğerlerinin onun bildiği bilgileri bilebiliyor olması. Ve tamamen koordine bir şekilde birbirleriyle bilgi alışverişi yapabilmesi vesaire diyebiliriz. Güvenlik tarafında bu soruyu cevaplamak gerekirse 2012'den beri bahsettiğim çalışmalar yapılıyor. Bireysel olarak ondan öncesinde de çalışan hackerlar vardı tabii ki. Ama kurumsallaşmadan, iş hayatında para kazanabilir hale gelmeden bunun değerli olması pek mümkün olmuyor açıkçası. Ve devlet tarafında da 2012'den beri bunlar yapılıyor. Fakat son özellikle 5-6 yılda çok ciddi şekilde yapılmaya başlandı. Bunlar çok fazla toplum tarafından ya takip edilemiyor ya da devlet bilinçli olarak bunları yansıtmıyor. Fakat devletin alt kuruluşlarında
hem savunma sanayi tarafında hem askeri tarafta mesela buna özel birimler oluşturuldu son yıllarda. Devlet zaten hem uzay tarafındaki teknolojiler için hem de siber uzay dediğimiz siber teknolojilerde özel güvenlik araştırmaları yapan bir nevi aslında yeni bir ordu kolu oluşturdu ve bu alanda çalışmalar yapılıyor. Fakat özellikle güvenlik eğitimlerimizde, yazılım güvenliği ya da hacking eğitimlerimizde söylediğimiz gibi bu alandaki çalışmalar çoklu disipline sahip olunmayı gerektiriyor. Yani ben hacker olacağım başlığı altında verilen eğitimler ya da bu alandaki düşünceler bir sonuca gitmez. Bunun sebebi güvenlik çok disiplinli ve aslında uzun yıllar gerektiriyor bu alanda uzmanlaşmak için. Bunu yapabilmek için de sektörün bu alanda istekli olması gerekiyor mesela. Çünkü mesela penetrasyon testi dediğimiz güvenlik zafiyetlerini test eden akredite edilmiş kuruluşlar var. Sizin bir firmanız var, bir yazılımınız var, altyapınız, banka olur, finansal kuruluş olur. Bunların altyapısını belli zamanlarda test ettirmeniz gerekiyor. Ethic hacker'lara diyelim. Bunlar da bu firmalarda zaten bu hizmeti vermek için devlet tarafından yetkilendirilmiş. Evet. Şimdi bu tür hizmetler firmalar tarafından gönüllü olarak yaptırılmazsa bu taraftaki ileri seviye araştırmalar çok fazla para kazanamayacağı için doğal olarak araştırmalarını finanse edemeyecek. Yani mesele sadece devletin yapabilecekleri değil. Evet. Firmaların da sektörün de bunu ciddiye alıp bu alandaki çalışmaları özel olarak desteklemesi gerekiyor diyebilirim. Peki şimdi siber güvenlik konusundan yapay zekaya bir geçiş yapalım. Programın sonunda genel manada bir geniş elpazede söz hakkı vereceğim size. Tekrar içinizden geçenleri ve WhatsApp'la ilgili bizi o bölümü kaçıran ekranlarına yeni katılan izleyicilerimiz için de tekrardan o bilgileri sizden tekrar isteyeceğiz. Yapay zeka türleri nelerdir dediğimiz zaman mesela yapay zekanın çeşitleri, alternatifleri ya da hayatımızdaki yeri ve önemi. Biraz da bu konulara böyle geçiş yapalım. Yapay zekayı bir insan modeli üzerinden konuşmak gerekirse ki eğitimlerimizde de çalışmalarımızda böyle anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yerli yerine oturması gerekiyor bir şeyi anlamak için. Biyomimetik dediğimiz bir konu var. Ben özellikle yapay zekayı anlatırken biyomimetik üzerinden, biyotaklit üzerinden anlatmayı tercih ediyorum. Bu biyotaklit nedir öncelikle? Tamamen doğadaki, yani biyoloji zaten, biyolojinin taklit edilmesi. Doğadaki incelenen herhangi bir ürün, herhangi bir tasarlanmış şey, bunun bilimsel olarak matematiğinin çıkartılması ve olabildiğince teknik formlara dönüştürülmesinden ibaret. Mesela, örneğin birçok grafikte bulabilirler aslında internette, biyotaklit ya da biyomimetik diye araştırıldığında. Bu savaş uçaklarından ya da yolcu uçaklarından ya da denizaltıların mesela balinalardan esinlenmesi ya da uçakların farklı kuş türlerinden esinlenmesi, savaş uçaklarının farklı saldırı teknikleri olan örneğin uçak örneklerinde farklı kuşlardan, saldırgan kuşlardan mesela avcı kuşlardan örnek alması gibi. Biyotaklit ürünüdür aslında yapay zeka ve burada da kendi içerisinde birden fazla başlık var. Mesela insanın görme yetenekleri var. Buna görü yeteneği diye başlıklandırabiliriz. Bunu sağlayan şey aslında yapay zekanın şu an son yıllarda alt başlığı olarak tanıttığımız computer vision yani görüntü işleme var. Görüntü işlemeye çok bariz bir örnek vermek gerekirse mesela akıllı telefonlarınızda kullanırken siz yüzünüzü gösterdiğinde bunu kare içerisine alıyor mesela. Evet. Bu mesela yüz tanıma sisteminin aslında bir basit bir örneğidir diyebiliriz. Bu teknik olarak görüntü işlemeyle yapılıyor. Gene biraz daha yapay zeka tekniğine bakarsak derin öğrenme dediğimiz bir başlık altında inceleniyor. Örneğin chatbotlar kullanıyorsunuz. Bu chatbotlarda aslında doğal dil işleme. Gene yapay zekanın bir alt başlığıdır doğal dil işleme. NLP diyoruz buna. Dilin taklit edilmesi konusu. Görünün taklit edilmesi de görüntü işleme başlığı altında inceleniyor. Bütün bu başlıklar toplandığında
bizim genel olarak artık modern teknolojilerde kullandığımız yapay zekanın alt başlıklarını oluşturuyor diyebiliriz. Burada ses üzerinden oluşturulan verilerin incelenmesi, yazılımlarla, algoritmalarla anlamlandırılması ya da yazışmalarınızın analiz edilerek, algoritmalarla öğrenilerek diyelim. Örneğin bir e-ticaret sitesinde ya da Facebook'taki yorumlarınız, yazışmalarınız, Facebook birkaç yıl önce mesela farklı dillerde yazılmış bütün yorumların, ki yorumlar aslında gramer kurallarını uyarak yazılan şeyler değildir mesela. Evet. Çok hiçbir kurala uymadan yazarız. Ama bu kadar karmaşık veriyi bile Facebook %100 şekilde anlayabildiğini söylüyordu. Bu da çok ciddi yapay zeka çalışmaları anlamına geliyor. Zaten günümüzde modern yapay zeka uygulama geliştirme tarafında en çok kullanılan iki tane açık kaynaklı ürün vardır. Bir tanesi Google'un, diğeri de mesela Facebook'undur. Genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Peki yapay zekanın gelecekteki rolünü sorarsak, yani nerelere kadar gelecek? Yani bunun sonu yok mu ya? Biz tahmin ediyorum artık şu pozisyona doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Beni Allah yarattı, bir insanım. İşte canım var, sağlığım var, hastalığım var, iyi var, kötü var. Bir şekilde bir hayatım var, devam ediyorum. Artık o kadar ilerledi ki bu teknoloji. Herhalde elektrikli ya da yapay zekalı yanımda bir tane daha Emre olacak. İşte ben içimden ne istersem bu anlayacak bunu, bu kendi yaşayacak bu hayatı. Böyle bir şey olduk herhalde. Evet. Ben yavaş yavaş buna doğru gidiyoruz gibi geliyor. Bu gelecekteki yeri işte dediğimiz zaman neler söylemek istersiniz? Aslında sondan başlarsak, az önce bahsettiğiniz Emre'nin bir kopyası durumu. Bunu birkaç yıldır yapay zekanın temel felsefesini anlatırken incelemeye çalışıyorum. Orada 2045 projesi var mesela. Yıllardır da araştırdığım konulardan bir tanesi. Bu 2045'te aslında bu Rus bir bilim adamı, düzelteyim, Rus bir milyarder tarafından farklı bir bilim ekipleri oluşturularak oluşturulan bir şey. Burada aslında insan bedeninin komple çıkarımlanarak bir şekilde zihninin kopyalanarak ya da öğrenilerek bunun holograma aktarılması projesi. Mesela sondan başladığım için özellikle onu belirteyim. Bahsettiğiniz konularda katılıyorum. Bundan sonra biraz bilim kurgu gibi ilerleyecek. Belki bizim orta yaşlarımızda biraz daha görebileceğimiz bir tarz olabilir. Fakat bizim çocuklarımız mutlaka görecek bunları diyebilirim. Mesela self-driving car, insansız otomobiller, bunlara 2014-15 civarında da anlatıyordum. O zamanlar sadece Ar-Ge çalışmaları yapılıyordu. Normalde 2005'te mesela Google'ın ve DARPA'nın yaptığı bir yarışmada ortaya çıkarılan bir Ar-Ge çalışmasıydı. Ve bir ödül vardı. Orada bu çalışmalar ufak ufak başlatılmıştı. Üzerinde çalışılıyordu. Fakat son yıllarda artık bunu yollarda gördüklerinde insanlar diyorlar ki gerçekten varmış böyle bir şey. Evet. Yani bu sadece showroomlarda gösterilecek şeyler değil. Gerçekten bunun taksisi var. Evet. Uber mesela insansız taksiler üzerine çalışıyor. Ya da Tesla aynı şekilde, bunlar yollarda kullanılıyor, bunların ürünleri. Ve kesin olarak söyleyebilirim, son yıllarda bu Endüstri 4 başlığı biraz yanlış anlaşılabiliyor ya da anlatılıyor diyelim. YouTube'da araştırdığınızda, farklı kaynaklara baktığınızda. Bu tamamen otonom fabrikaları söyler. Endüstri 4 başlığı. Robotik bu işin sadece bir başlığıdır. Bu çok ciddi etkileyecek bizi. Ben birazdan o konuya da gireceğim. Mesela Endüstri 4 ile normal endüstrinin farkı nedir diye birazdan o konuya böyle yer vereceğim. Şu anda mesela ben özür dilerim, konuyu da dağıtmadan araya bir şey sıkıştırmak istiyorum. Çin'de bu pandemiden dolayı restoranlarda işte tedbir amaçlı garsonların yapabildiği işlemleri robotların yaptığını gördük. İşte markete gidiyorsunuz, ne istiyorsanız robotik sistem hemen oradan alıyor, önünüze getiriyor. İşte ödeme mesela neredeyse para bitti. Sanal paraya geçildi. Bu pandemide bu da biraz sanki böyle popüler olmaya başlandı. Ya bugün ben bir arkadaşımdan duydum. Amerika'da diyor 100 doları çıkart, %60'ı diyor doları unutmuştur. Çünkü maaş, kredi kartı
sanal alemde harcama. Maaş, kredi kartı sanal alemde harcama. Paranın gerçeğini insanlar unuttu. Ve az önce çok güzel bir şey yakaladım. Bizde çok fazla dikkat eksikliği oldu. Yani Face'de az önce dediniz ki bir yorum konusunu bile çeviri bölümünde aktarması için çok yoğun bir çalışma var. Dünyada birinci oldu neredeyse bu konuda. Dediğiniz gibi bazen paylaşımlara bakıyoruz, altında bir yorum var. Çeviriye tıklıyorsun, adam ne yazarsa yazsın ana temasını direktmen bize anladığımız dilden çevirebiliyor. Ya bunların hepsi hayatımızda birer ince nokta ama bizi o kadar kolay hayata alıştırdılar ki yakında herhalde susandım, su içmek istiyorum. Aklımdan geçirsem mutfaktan bir şey bana su getirecek herhalde. Bu konuya doğru gidiyoruz. Evet, güvenlik gene alt başlıklarında birçok araştırma var bu konuşmanın. Mesela insan düşüncelerini frekanslara aktarıp ya da frekans olarak bunların anlamlandırılması üzerine bazı çalışmalar var. Örneğin kimileri diyor artık normal sosyal hayatta da karşılaşılabilen sohbetler oldu. Mesela frekanslar üzerinde de yapay zeka çalışmaları yapılabiliyor. Bu sağlık anlamında da yapılabiliyor. Dediğimiz gibi iyi ya da kötü yönde kullanılabilir. Bilim bu. Teknoloji. Abi, protez kol vücuttan tamamıyla sinyalle çalışıyor bu. Beyin adaptasyon. Adamın hani kolu yok, bir kaza geçirmiş ya da doğuştan yok, protez takıyorlar. Aklında ne geçiriyorsa o protez kol aynı gerçek insan kolu gibi faaliyet gösteriyor. Evet. Bunların hepsi yapay zeka bölümüne giriyor değil mi? Taklit az önce dediğiniz gibi. Evet, aslında biyotaklide giriyor. Biraz daha robotik ağırlıklı bir çalışma. Bu az önce bahsettiğim meselede frekansların aslında gerçekten insan elektrikle çalışan bir makine gibi. Ve bazı frekansları var. Bu frekansları da tamamen elektronik bir şekilde yazılımla elde edip diyelim, farklı sensörlerle elde edip örneğin cep telefonu üzerinden bunu anlamlandırdığına dair bazı dedikodular var. Teknik dedikodular diyelim. Bu biraz daha hani henüz ispat tarafı biraz daha kanıt isteyen bir durum. Fakat yaptığımız bütün çalışmalar hani ses, metinsel veriler üzerinden, görüntü veriler üzerinden bu anlamlandırmaların yapılabildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ileri seviye konularda. Özellikle az önce sorduğunuz soruda benim söyleyeceğim şey bu genellikle çok popüler ya da medyatik olmadığı için insanların gözünden kaçıyor. Mesela insansız otomobillere çok fazla önem veriliyor ki öyle çok değerli. Fakat asıl sistem değiştirici başlık otonom fabrikalar olacak. Çünkü bir self-driving car'ın örneğin şoförü aradan çıkardığımızda sadece şoförlük mesleği etkilenebilir. Ama fabrikayı otonom hale getirdiğimizde bunun bir ucu bucağı yok. Evet. Bu kötü bir şey değil ama teknik olarak buraya gidilecek ve gidiliyor. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Tamamen hatta buna karanlık fabrika deniyor. Dark Factory. Bunun söylenmesinin sebebi de hani biraz daha esprili bir şekilde hani bu tür karanlık ortamlarda insan olmayacağı için karanlık olacak, ışık olmayacak. Enerji gerek olmayacak. Tasarrufu gibi. Evet. Hani insana gerek olmayacağı için ışığa da gerek olmayacak. Evet. Sadece bir bekçi bir de köpek olacak esprisi vardır orada. Gibi düşünülebilir. Bu bütün üretim sistemini etkileyeceği için aslında bunun üzerine çok ciddi araştırmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Peki ülkemizde yapay zekaya ağırlık var mı? Yani bir hazırlığımız var mı bizim de altyapı olarak? Tamam, gözümüzde gördüğümüz insansız hava araçları var diyelim. Bunlar ben bugüne kadar sosyal medyada gördüğüm zaman gururlanıyordum kendimce. Vay be diyordum, ülkemizde de bir taraftan çalışmalar var ama az önce Feyyiz'in o yorumlar kısmını hatırlatınca benim de algım açıldı. Ya insansız hava araçlarının dışında bugün hayatımıza müdahale eden birçok konuda varmış bu. Sadece bir İHA'mız SİHA'mız var diye gururlanmamamız lazım. Her konuda çalışmaya ihtiyacımız varmış. Türkiye'deki bu konulardaki çalışmaların durumu nedir diye sorsak buyurun. Aslında birkaç farklı, yani sosyal hayattan birkaç farklı örnek verirsek de biraz daha genişletmiş olabiliriz. Mesela WhatsApp'ta bir ya da Instagram'da bir story paylaşıyorsunuz. Burada genellikle ya görsel vardır ya da metin vardır. İki tip veri oluyor. Metinsel veriler zaten çok rahatlıkla, aslında bizim öğrencilerimizin bile çok rahatlıkla elde edip onun üzerinden öğrenme algoritması dediğimiz yapay zeka algoritmalarını çalıştırabiliyorlar. Ve o veriden anlamlandırma yapılabiliyor. Aynı zamanda görsel veriler üzerinden de
bahsettiğimiz görüntü işleme teknolojileriyle anlamlandırma yapılabiliyor. Ve günde belki sadece Facebook ya da Instagram üzerinden 500 milyon veri storylerde kullanılıyor mesela. Belki ayda bu işlem hacmine sahip. Sadece birkaç platformu toplasak 1 milyar story paylaşılıyor. Sadece buradan çıkarılan anlam bile aslında neredeyse bütün ülkeler anlayabilecek kadar bir veri ortaya çıkartıyor diyebiliriz. Diğer taraftan sağlık alanında da kullanılıyor. Özellikle benim bahsetmek istediğim şey mesela İHA tarafı, sizin de bahsettiğiniz gibi İHA'da çok ciddi bir şekilde yapay zeka, buna derin öğrenme teknolojileri diyoruz aslında, deep learning. Bu teknolojilerin kullanılması gerekir. Çünkü görüntü üzerinden bir anlamlandırma yapılması lazım. Ve İHA'larda, SİHA'larda da tamamen kameralar üzerinden elde edilen veri öğrenme algoritmaları sayesinde işleniyor diyelim. Ve İHA SİHA tarafında açıkçası dünyada zirve diyebileceğimiz, yıllardır bu çalışmaları yaptığı için Amerika halen. Fakat ondan sonrasında bence Türkiye en stratejik olarak İHA ve SİHA teknolojilerini geliştirebilen ve bunları kullanabilen ülkelerden bir tanesi diyebilirim. Teknik olarak söylüyorum bunu açıkçası. Diğer taraftan bunlar ülkemizde hani bu alanlarda çalışmalar var mı? Bu konuyu özellikle ben biraz açmak isterim. Teknik olarak akademik ve uygulama, yani iş dünyası olarak ikiye ayırabiliriz bu çalışmaları. Akademik taraf zaten 1970-60'lardan beri, hatta 1950'lerin ortası ya da sonlarından beri bunun teorisi üzerine çalışıyor. Yapay zeka çalışmaları üzerine. Onlarca yıl ciddi farklı algoritmalar geliştirildi, çalışmalar yapıldı. Fakat son yıllarda bu çalışmalar, mesela Google'ın çok ciddi bir önce olduğu bir teknolojik çalışma vardı. Ondan sonra yapay zeka uygulamaları çok daha yaygın hale geldi diyebiliriz. Fakat Türkiye'deki problem, bir şeyleri yaparken mesela akademik çalışmalara aşırı önem veriyor. Business tarafına, yani iş dünyası tarafına, bunun uygulama geliştirme, yazılım geliştirme tarafına çok fazla gereken önemi vermiyor mesela. Ya da tam tersi oluyor. Bunları bir araya getirme sorunu var. Türkiye'de genel olarak var. Sanayi ve gerçek uygulama bilgisinin bir araya getirilmesi ya da akademik bilginin gerçekten eşit bir şekilde bir araya getirilmesi sorunu var. Yapay zekaya mesela sadece algoritmik olarak bakıyorlar ya da akademik çalışma olarak bakıyorlar. Fakat iş dünyasında sorunu çözen şey yazılım. Evet. Akademik çalışmalar değil. Akademik çalışmalar bunun Ar-Ge, teorik Ar-Ge'sidir aslında. Bunları eşit bir şekilde getirmek gerekiyor. Biz tamamen bağımsız olarak konuşuyoruz sürekli. En büyük sorun şimdi, bu bence. Şimdi ben mesela aklıma gelen bir konuyu söyleyeyim. Bu kimliklerimiz çipli kimlik haline geldi. O arada işte ehliyetlerimizle ya da kredi kartlarımızla birleşecek dendi. Şu anda o gündemde yine tekrar isteyen istediği gibi birleştirebiliyor ehliyetini ve kimliğini. Nüfus müdürlüklerinde bunları veriyorlar. Ben mesela o zamanlar İçişleri Bakanlığı'ndan şu cümleyi duymuştum, yanlış hatırlamıyor isem. Kimlikler test ediliyor ama veri tabanında tam istedikleri güvenlik oluşmadığı için bu konu çok çok önceden çıkmıştı. Erteleniyor. İşte bir yazılım yazılıyor, hackerlara teslim ediliyor. Bakın deneyin, kırabilecek misiniz diyorlar. Hackerlar kırdığı zaman yok bu olmadı, yeniden yapalım, yeniden yapalım gibi denemelerle, örnek veriyorum. Bugün bir insanın devlet üzerinden vergi dairesine, UYAP'ta mahkeme işte konularına ya da tapu bilgilerine ya da adres bilgilerine, birçok konulara artık erişim sağlanabiliyor. Devletimizin de bu konuda bayağı yaptığı çalışmalar var. İşte önceden veri tabanının hiçbiri birbiriyle uyuşmuyordu. Hani bu konuda belki biz çok fazla ülkemize iyi gözle bakıyoruz ya da bakmıyoruz ama benim anladığım kadarıyla Türkiye'de de bu konularda çalışmalar ciddi manada var. Ama ebeveynler olarak biz de çocuklarımızı hadi al çelik çomaklı değil de işte bu yazılımla ilgili elektronik eşyalarla, yani ufak yaştan tanıştırmak gerekiyor herhalde. Bana öyle geliyor. Çünkü siz programın başında biraz genetik dediniz. Varsa bir genetiklik, orada da ilgiyi arttırmamız lazım. Yani
Bizim de vatandaş olarak bu konuda çalışmalar yapmamız lazım. Hep böyle dışarıdan beklememek lazım. Belki de benim çocuğum hacker olacak. Yani hacker derken o beyaz şapkalılardan olsun. İyi niyetli. Burada biz aile olarak da vatandaş olarak da üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz lazım diyelim. Oraya bir ekleme yapayım. Buyurun. Bu veri tabanı dediniz. Bir de elektronik çipler. Türkiye'de birincisi 2013'te ben veri tabanı üzerine kitap yazmıştım. Hı hı. Ben yazılım geliştirme tarafında ileri seviye veri tabanı programlama. Evet. Türkiye'de bu çalışmalar yapılabilir. Burada uzmanlarımız var. Hı hı. Sorun kısmı biraz daha teknik olarak elektronik konularda. Bu da biraz devletin çözebileceği bir konuydu. Çünkü mesela dışarıdan milyonlarca elektronik parça alıyoruz. Fakat bunlar son kullanıcı odaklı şeyler. Çok kritik olmayabiliyor. Evet. Bir de devletin kullandığı ve devletin dışarıdan alması gerektiği elektronik parçalar var. Bunların üretimini biz yapamadığımızdan dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşadık geçmişte. Bu nedenle ben son birkaç yıldır araştırmalarımda denk gelen bir şey vardı. Türkiye bu elektronik parçaların güvenlik testlerini de yapabilecek bir çalışma içerisindeydi. Mesela bir örnek vereyim. Örneğin son birkaç yıl içerisinde Apple'ın, bu arada ek bilgi olarak Apple'ın hemen hemen tüm ürünleri, elektronik üretimleri Çin ya da benzer Asya ülkelerinde gerçekleştiriliyor. Çok daha ucuz olduğu için. Evet. Ve yıllar sonra ortaya çıktı ki aslında neredeyse gözle göremeyeceğiniz kadar, toz kadar büyüklükte içerisine ajan elektronik parça eklenmiş mesela. Ve milyonlarca iPhone ürünü ya da Apple ürünü diyelim bu şekilde içerisindeki Çin'in eklediği küçük parça ile birlikte satılmış. Evet. Bunu Apple gibi bir firma bile anlayamadı diyelim. O yüzden asıl problem burada. Elektronik üretilen elektronik parçaların testleri kısmında. Bu da dediğim gibi aslında devlet tarafından yapılabilecek bir şey başlangıçta. Şu anda bunun üzerinde çalışmalar yapıldığını hatırlıyorum. Evet, ben şimdi programımızın böyle sonuna doğru geliyoruz. Az önce konuya girmek istediğiniz Endüstri 4 ile normal endüstrinin açılımını merak ettim. Bir de onu sorayım. Ondan sonra ekranı size bırakacağım. İçinizden geldiği gibi WhatsApp'la ilgili uyarıları tekrardan yapmanızı isteyeceğim. Endüstri 4 ile endüstrinin farkı nedir mesela? Böyle bir soru soralım, cevabını isteyelim sizden. Endüstri 4 tahmin edersiniz sonuna eklemeler yapılarak versiyon atlamış hali. Endüstri 1, 2, 3, 4 ve hatta son yıllarda Endüstri 5 gibi bazı tanımlar kullanılıyor. Burada Endüstri 4 daha çok buharlı makineler vesaire diyebileceğimiz, sonrasında buharların yerine elektrik sistemleri gibi bir versiyon kategorisi yapılıyor burada. Ben bu detaylara çok girmeyeceğim. Hatta benim bununla ilgili yazdığım makaleler de var. İnternette araştırabilirler, ilgililer. Hazırladığım sunumlar. Orada biraz daha detaylı olarak anlatıyorum. Fakat Endüstri 4 tarafında bu, özetle söylemek gerekirse, aslında Almanya'nın ortaya attığı bir tanım diyebiliriz. Ve endüstrinin robotik, yapay zeka ve büyük veriyle, big data dediğimiz büyük veriyle daha otonom hale getirilmiş versiyonu diyebiliriz. İnsanın üretim tarafındaki birçok sebep olduğu sorun var. Bu performans sorunu olabiliyor, üretim kapasitesi olabiliyor, doğal olarak, ticari olarak düşünürsek maliyet olabiliyor vesaire. Bunları minimize etmek için oluşturulmuş bir şey. Ve 2011'den beri aslında bu terim kullanılıyor dünyada. Fakat henüz çok ciddi bir ilerleme sağlayamadık. Türkiye'de de buna dijital dönüşüm deniyor mesela. Bunun sebebi de aslında Endüstri 4.0 Almanya tarafından ortaya atılan bir terim. Fakat biraz patentli bir isim olduğu için Amerika vesaire diğerleri bunu doğrudan kullanmak yerine kendileri digital transformation olarak isimlendirdiler. Biz de onun doğrudan Türkçesini dijital dönüşüm olarak aldık. Ve buradaki aslında söylenmek istenen şey, fabrikanın tamamen yüksek teknolojiyle üretim yapabilir hale gelmesini sağlamak. Fakat günümüzde açıkçası bu biraz eksik ya da yanlış yorumlanıyor diyelim. Mesela e-imza gibi basit temel şeyleri Endüstri 4 başlığı altında sayabiliyorlar.
Halbuki o yıllardır mesela yapılabiliyor olması gereken şeydi. Burada dediğimiz gibi yapay zekanın, robotik nesnelerin interneti ve bunların birleşiminden oluşan bir beyin gibi düşünebilirsiniz. Fabrikanın altyapısını otomatik bir şekilde yönetebilecek, finansal hesaplamalarını yapabilecek bir beyin olmadan buna Endüstri 4 dememiz, otonom fabrika dememiz mümkün değil. Otonom fabrikalar aslında belli ölçüde ya da tamamen bir fabrikanın bütün üretim süreçlerinin, belki nakliye, sipariş alma vesaire bütün süreçlerinin otonom bir şekilde yapılması anlamına geliyor diyebiliriz. Evet. Peki efendim, şu anda birkaç tane yorum var. Onlarla ilgili bir selam gönderme yapalım. Bedrettin hocamız selam göndermiş bize. Feyyaz Atmaca WhatsApp'la ilgili şeyler yazmış. O zaman özel resmi belge vesaire paylaşmadığımız sürece WhatsApp'ın bize zarar vermesi öngörülemez. Yanlış mıyım demiş. Sezer Bey bize selam yazmış. Derya Hanım iyi yayınlar Emre Bey. WhatsApp'la ilgili iyi bilgilendirdiniz demiş. Biz hepsine selam gönderelim buradan. Şu anda yayınımızın son 4 ya da 5 dakikası kaldı. WhatsApp'la ilgili tekrarından güvenliğiyle ilgili ya da kullanmaya devam etsek ne kaybederiz ya da yerli diye insanların geçiş yaptığı BIP'in WhatsApp'tan daha mı temiz, daha mı güvenli? Burada yanlış anlamayın sevgili izleyiciler, ben BIP'i kötülemek için bunu söylemiyorum ama yaptığımız araştırmaların karşısında BIP de devlet destekli, ancak yerli olması en büyük avantajımız. Yoksa WhatsApp'tan daha ileri derecede izinler alarak bizim kullanımımıza sunuyor. Ben işin teknik tarafını açıklaması için Cihan Bey'den tekrar bir zahmet olmasa yorumlarınızı isteyeceğim. WhatsApp ve BIP hakkındaki yapmamız gereken davranış. Mesela ülke olarak tepki vermeliyiz WhatsApp'a. Tabii ki vermeliyiz. En azından ülkemize temsilci göndermeleri lazım. Bizim verilerimizde reklam kazanacaksa bunun bizim ülkemize de faydası olması lazım gibi gibi tepkiler verebiliriz. Ama genel manada teknik tarafını detaylandırdığımız zaman neler yapmamız gerekiyor onu tekrar sizden dinleyelim. Evet. Sohbet aslında her cümlede farklı farklı belki 10 tane başlık çıkıyor. Evet. Her birisinden detaylandırıp ben biraz konuyu dağıtmak istemiyorum. Hı hı. Fakat mesela öncelikle şirketleri eleştiri konusuna geleyim. Hı hı. Ben 2015'te Aselsan'a da eğitim verdim. Yazılım çalışmalarında ya da Turkcell'e de yapay zeka eğitimleri vesaire. Bunları kötülemek gibi bir şey, durum söz konusu değil. Aksine evet, onların Ar-Ge tarafına çok daha ciddi yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani internette, teknolojide, yazılım tarafında bizim kullanacağımız ürünlerin mesela onlar tarafından geliştiriliyor olması gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Onlar kullanıcı değil, teknoloji kullanıcısı değil, üreticisi olup bizi desteklemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer yandan bu bahsettiğimiz WhatsApp çalışmalarında mesela BIP'te BIP olması gereken bir şeydi. Hı hı. Fakat yani benim gibi teknik bakan kişileri kenara koyarsak mesela son kullanıcı bile ya çok karışık değil mi diyor mesela. Evet. Yani kullanıcı tasarımları vesaire. Halbuki WhatsApp diye düşündüğünüzde aslında WhatsApp'ın neredeyse ayrı bir uygulama gibi olduğunu düşünmeyenler bile var. Hı hı. Yani sanki telefonun içerisinde özel bir SMS uygulamasıymış gibi hissediyorsunuz. Evet. Bunun sebebi doğru tasarlanmış olması. Bir uygulamaya giriyormuşsun gibi hissetmiyorsun bile. Evet. İşte buna kullanıcı deneyimi tasarımları deniyor uygulama tarafında. Bizim firmalarımızın buna biraz daha özen göstermesi gerekiyor. Çok fazla istatistik hazırladım aslında ben. Hı hı. Ama onlarla çok boğmak istemiyorum. Bu istatistikleri çok yüksek tutabilmek için, çok daha fazla kişinin kullanması için yani 60 yaşındaki birinin de kullanabiliyor olması lazım. Yani bana annemin nasıl kullanılıyor diye sormaması gerekiyor. Evet. Mesela WhatsApp'ı sormadı. Evet. Benim ama, annem de öyle. Ama WhatsApp'ı kullanabiliyor. Evet, BIP nereden açılıyor diyor mesela. Evet. Gibi. Bunlar önemli. Diğer taraftan mesela neyi kullanalım konusu var. Bence genel olarak hani korkulacak çok bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Son zamanlarda görüyorum Türkiye'de çok ileri seviye teknolojiler geliştirip mesela WhatsApp'ı eleştirip Telegram kullanıp hatta onun profilini paylaşıyor. Ve bu kişi yüz binlerce kişi takip ediyor falan. Biraz komik oluyor açıkçası. Evet.
Çünkü ikisi de aynı kategori. Amerika mı Rusya mı diye seçiyorsun. Ben niye seçeyim bunu? Kritik çalışmalar, kritik bilgi paylaşmadığınız sürece açıkçası sorun yok. Zaten bu tür mesajlaşma platformları da genel olarak şunu söyler. Bunun birçok detayı sebebi var ama örneğin kredi kartı bilgini paylaşma der mesela. Evet. Ya da mahrem diyebileceğin bilgileri paylaşma der. Bunun sebebi o platformun güvensiz olması değil. Karşıdaki kişi bunu kötü amaçla kullanabilir. Ya da aradaki veri iletişimi var. Mesela encrypted yani şifreli bir şekilde kullanılabiliyor ama. WhatsApp'ta uçtan uca şifreleme dediğimiz herhalde. Evet. Hı. O konu biraz daha farklı değerlendirilebilir. Fakat aradaki iletişim protokolü hacklenebilir. Siz mesela lokal bir network dediğimiz şu anki bir bilgisayar ağındasınızdır. Buradan gönderdiğiniz veri araya bir hacker'ın sızmasıyla sniffing deniyor buna aslında koklama. Hı. O veriyi koklayarak veri çalınabilir. Mesela bu da bir yöntem gibi şeylerle. Birçok sebebi var bunun. Ama genel olarak ben çok güvenliğe takıntılıyım diyorsanız open source olan yani açık kaynaklı mesela Signal ve Terma dedik. Evet. Bunlar kullanılabilir. Eğer kendi verilerinize ve hani güvenlik konusunda dediğim gibi çok dikkatli olmak istiyorsanız bunlar kullanılmalı. Yani açık kaynak olmayan hiçbir proje güvenlik vaat edemez. Çünkü o firma mesela milyarlarca kişi WhatsApp kullanabiliyor. Bunun altyapısı devasa bir maliyet Facebook için. Şunu düşünebiliyor muyuz? Yani milyonlarca dolar belki aylık gideri olan bir ürünü bize ücretsiz olarak kullandırıyorlar ve bunun karşılığında hiçbir şey yapmayacaklar. Ticari olarak doğru değil. Evet. O yüzden bu verileri bir şekilde paraya çevirmek zorundalar. Eğer bunlardan kurtulmak istiyorsak açık kaynaklı projeler kullanmalıyız. Ben kaba tabirle, eski deyimle anladığım dilden bir şey anlatmak istiyorum. Program bence çok keyifli geçti. Çok da bilgilendirici geçti. İnşallah izleyicilerimiz de keyif almıştır ve inanıyorum ki bu yayın daha sonra tekrar tekrar izlenebilecek bir yayın. Ben 32 yaşındayım. Ben hayatta şunu öğrendim. Şu anda içimde yorumladığım zaman bugüne kadar var olan tecrübelerimi ya 3 çeşit hayatın olduğunu düşünüyorum. Birincisi bunu en basit örnek şekilde vereceğim. İşte kum olarak düşünelim. Kumu kum olarak alıp kum olarak sattığımızı düşünelim. Bu tarımsal hayat. Hiçbir işlem yapmadan yaşadığımız hayattır. Bir de kumu kum olarak alıp cam olarak satan bir hayat vardır diyelim. Bir işleme yapmış. Burada sanayi hayatı yaşayan bir hayat. Bir de kumu alıp telefonlarımızın ekranlarındaki dokunmatik ekran işte böyle nasıl söyleyelim bir sürü talimatlar yüklenebilecek hale getirip de satan hayat da bilişim hayatı yaşayan hayat diye nitelendiriyorum. Tabii ki tarımsız olmaz. Bunu ben her zaman söylüyorum. Tarım bizim canımız kanımız. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin yemek yemeden yaşayamıyoruz. Evet. Bu bir gerçek. Tarımsal hayatı ön planda tutarak bu bir garanti olsun hayatımızda. Ama insanlar bilişim çağında artık rahatlıkla uzayda sohbet edebilecek hayata doğru gidiliyor. İnşallah insanlığa zarar vermeyen halde devam eder bu. Ya da güçleri varsa gitsinler Mars'ta yapsınlar bu teknoloji olaylarını. Nasılsa karanlık, nefese ihtiyaç yok, ışığa ihtiyaç yok. Orada yönetsinler derim benim içimden gelen yorum. Ama geleceğimiz için, bizden sonraki gelen nesiller için bizim de şimdiden tedbirler almamız lazım diyebiliyorum. Öncelik tarımsal hayatımız, tarımsal hayatı en sağlam bir şekilde tutmamız, elimizde tutmamız, içimden gelen, yanlışım varsa düzeltin. Ve tarımsal hayatı garanti altına aldıktan sonra bu bilişim hayatını da bizden sonraki nesillerin geleceğinin güvenliği için güçlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Katılıyorum. Ben de bu şekilde bir ekleme yapayım. Hı-hı. Aynı bakış açısıyla. Parada kağıt para ya da herhangi bir para birimi diyelim. Gerçek değere sahip değildir. Gerçek değer altındır mesela. Evet. Bu hani aslında birçok profesyonel finansçıdan duyacağınız şeydir. Para altındır der. Evet. Goldman Sachs'ın da söylediği gibi. Ya da
Toprak mesela, toprağın üzerindeki herhangi bir şey, yani toprak sahibi olmanın değerinden bahsettik ya, toprak gerçek değerdir. Evet. Çünkü senin ülke sınırların bile, mesela savaştığın her şeyini yaptığın şey bile topraktan ibarettir aslında. Evet. Altyapısı, üst yapısı, her şey toprak. En değerli şey budur. Bunun sanal tarafında da bunların bazı versiyonları var. Onlara da özellikle dikkat etmeleri için ve araştırmaları için bunu söylemek istiyorum. Mesela blockchain bu başlıklardan bir tanesidir. Blockchain teknolojisi. Ben kripto paralardan bahsetmiyorum. Özellikle araştırmalarını Evet. istedim. Blockchain teknolojisini mutlaka araştırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yakın gelecekte yapay zeka, otonom teknolojiler ile birlikte dünyada sistem değişikliğinde kullanılan en önemli başlıklardan bir tanesi blockchain, güvenlik, yapay zeka ve otonom teknolojiler. Buraya otonom teknolojiler başlığı altında otonom fabrikayı da sayabilirsiniz. Otonom araçları da, uçakları da, her şey, robot dahil. Bunlar önümüzdeki yılda aslında ülkelerin ülke olarak kalabilmesini sağlayacak şeyler. Evet. Bu nedenle bence sıradan bir işle uğraşan birinin bile bunların kendi alanlarında ne işe yarayabileceğini araştırıyor olması Evet. yeterli diyebilirim. Evet. Peki Can Bey, programımızın sonuna geldik. Son cümlelerinizi alalım sizden. Kapanış konuşmanızı alalım. Ondan sonra ben de yayını kapatacağım. Ben inanıyorum ki bu programın tekrarını yapmaya ihtiyacımız var. Daha derin konulara zaman içerisinde inşallah gireriz diyelim. Böyle kameraları size bırakalım. Son kapanış konuşmalarınızı yapın isterseniz. Peki. Yayını kapatalım. Benim özellikle genel olarak yıllardır duyduğum sorular bu tür çalışmalarda teknik oluyor biraz. Evet. Teknik tarafta da mesela yazılım nasıl öğrenilir ya da yapay zekayı nasıl öğrenirim gibi şeyler oluyor haklı olarak. Çünkü insanlara biraz zor gibi görünüyor ya da gösterilmiş vaktiyle. Bu nedenle ben biraz daha teknik yol gösterme açısından tavsiyede bulunabilirim. Herkese bir şekilde, özellikle bizim gibi genç arkadaşlara mutlaka yazılımı bir şekilde öğrenmesini tavsiye ederim. Bu uzmanlaşmak anlamında değil, işin mantığını anlamak için Evet. açıkçası tavsiye ederim. Yani yazılım denen bir şey varmış, bu nasıl çalışıyormuş mesela? Bunun çalışma mantığını öğrenmek bile çok ciddi bir değerdir diyebilirim. Çünkü birçok şeyi, binlerce şeyi etkiler, bakış açınızı değiştirir. Teknolojiye karşı bakış açınızı. Ticaret yapıyorsanız bir yazılımın genel prensiplerini biliyor olmanız kesinlikle bakışınızı değiştirecek. Ve diğer yandan az önce bahsettiğimiz mesela blockchain teknolojisi mantık olarak neymiş? Bunu öğrenmek, araştırmak diyelim. Yapay zekanın biz buna hangi alanlarda kullanılıyor diye konuşuyoruz genellikle. Eğitimlerden anlatmaya çalışıyoruz. Yapay zekanın etkileyeceği sektörleri özellikle incelemelerini, ne tür uygulamalar geliştirilebildiğini biliyor olmalarını tavsiye ederim diyebilirim. Çünkü mesela benim aklıma birçok girişim fikri geliyor, farklı projeler geliyor. Bunlar müthiş bir zekaya sahip olduğumuzdan değil, aslında bu başlıkların hepsinde çok fazla araştırma yaptığımızdan dolayı bunların kombinasyonu olarak birçok fikir geliyor. Evet. Çünkü oluşabilecek farklı farklı sektörlerdeki bütün teknik sorunları görebiliyorsunuz zaman içerisinde. Ondan sonra sorun çözebilir hale geliyorsunuz. Bu ticari olarak da bir avantaj sağlar iş adamlarına. Bu nedenle genel olarak bir ciddi araştırma vakti ayırmalarını tavsiye ederim. Evet. Efendim, ben de aklıma gelen bir atasözüyle programı kapatmak istiyorum. Ondan önce de sevgili Reji, kumla ilgili bir örnek verdiğim için bize hemen kum getirdiler. Teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Efendim, bir atasözü der ki, savaşın ortasında bahçıvan olacağına gül bahçesinde savaşçı ol. Hayatının daha güzel ve garanti bir şekilde ilerlemesi için. Biz de artık hayatımızda tabii ki her alanda Cihan Bey'in anlatmak istediği de oydu. Gül bahçesinin içinde yaşayalım. Ama hacker olmasak bile hacker yolunda, beyaz şapkalı hacker yolunda bir bilgi sahibi olmaya çalışalım. Ya da bizden sonraki gelecek nesillere de bu konularda bilgi ve tecrübe kazanmaları için bir ön ayak olalım. Bizim de ülkemiz bu konularda çok güvenli. Birilerine sitem etmeden kendi sayfalarını, altyapılarını kullanılabilir hale gelsin. Biz ülkemizde her zaman gurur duyarız. Bu konularda da inşallah
çalışmalar daha da iyi seviyelere gider diyelim. Buyurun. Son olarak şunu da eklemek isterim. Ben bu tür yurt dışından ya da teknolojik olarak gelen, ülkeye gelen saldırıları ya da ticari engellemeleri ben pozitif olarak karşılıyorum açıkçası. Mesela teknik olarak biz kriz yaşadığımızda dünya cünlü bir ERP sistemi rahatlıkla bizim binlerce firmamıza, ki her birisinden milyon dolar lisans bedeli alıyor mesela, bunlara rahatlıkla şunu söyleyebiliyordu. Siz şu ülkeyle aranızı düzeltmezseniz lisanslarınızı yenilemeyeceğiz diyebiliyordu, evet, mesela. Ya da mesela F-35 projesi diyelim, bu tür projelerin Türkiye'ye verilmemesi, zorluk çıkartılması vesaire. Ben bunları seviniyorum açıkçası. Evet. Çünkü bizim genellikle Türk milletinde bir şeyi hırs, bir şeyi yapmıyoruz. Biraz böyle tembellik demeyelim, rehavet diyelim. Yapmıyoruz, yapmıyoruz, yapmıyoruz. En sonunda yapmaya mecbur kaldığımızda en iyisini yapıyoruz. Evet. Bu nedenle bence dışarıdan hiçbir şey verilmemeli. Yani kendi sorunlarımızı kendimizin çözebildiğini görmesi gerekiyor insanların. O zaman bence hiçbir sorun kalmayacak. Evet, inşallah. Biz de o zaman şöyle söyleyelim. Yerli imkanlarla WhatsApp mı, Bip mi, işte Signal, Telegram gibi konularda ya da Terma gibi konularda istediğimiz bu alternatiflerin içine menşeisi Türk olan, yani made in Türkiye olan birçok alanın gelişmesi, geliştirilmesi olsun diyelim. Cihan Bey'in de söylediği gibi bunlar aslında bizim için bir fırsat. Bunları da fırsata çevirmek için inşallah yetkililerimiz daha fazla canla başla çalışır diyelim. Efendim, Emre Toksöz'de İş Dünyası programında bu hafta sonuna geldik. Elimizden geldiğince verimli olmaya çalıştık. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere, hayırlı akşamlar. Thank you.